Arkadaşlar merhaba, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle vakit ayırıp kanalıma geldiğiniz ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizinle Avrupa'ya gelmenin en kolay yolu olan dil okuluna nasıl gelinir ve başvuru ve süreçleri hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu konu hakkında herhangi bir sorusu olan, tereddütü olan, aklında soru işareti olan kim varsa eğer altı yorum olarak yazarsanız hepsini cevaplayacağım. Bunun dışında eğer sosyal medyalarımı takip etmiyorsanız onları takip edersiniz. Şuraya koyuyorum. Bunun dışında biliyorsunuz ki bir Facebook hesabımız var. Oradan da düzenli olarak Polonya'da bulunan işleri paylaştığımız bir hesabımız var. Onu da takip edersiniz. İlerleyen süreçlerde daha iyi olur. Öncelikle şundan bahsedeyim. Neden ben dil okulunun en kolay yol olduğunu düşünüyorum Avrupa'ya gelmek için? Çünkü birçok arkadaşımızın genelde problemi dil üzerine. Yani İngilizceyi bilmedikleri için. Eğer zaten belirli İngilizce düzeyi olan, IELTS olan, TOEFL'ı kendini kanıtlayabilecek TOEFL'ı olan biri varsa onlara zaten yüksek lisansı ya da lisansı kendi tercihine göre onları tercih ediyoruz. Ama dil okulu İngilizcesi olmayan arkadaşlarımız için tavsiye ettiğimiz bir seçenek ki bence etkili bir seçenek. Çünkü eğer buraya dil okuluna gelirseniz dilinizi öğrenirsiniz. Burada bu dili öğrenirken çalışabilirsiniz aynı zamanda ki aslında çalışmak tabii yasal değil aslında ama bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani farklı işler yapabilirsiniz. Aynı zamanda da daha sonra bir Polonya bir basamak olarak düşünülebilir. Daha sonra da Avrupa'da kalmak istiyorsanız farklı ülkelere geçiş yapabilirsiniz. Bu yüzden ben Polonya'da dil okulunun iyi bir basamak olduğunu düşünüyorum birçok arkadaşımız için. Malum günden dolarla euro çok yüksek. Dolayısıyla başka ülkelerde dil okulu bu kadar kolay olmayabilir. O yüzden de tavsiyem size bir dil okulunu düşünmeniz. Bu süreçte son 2 aydır birçok arkadaşımız bana Facebook'tan ya da Instagram'dan farklı platformdan ulaştı. Yurt dışına çıkmak için işte bazı şirketlerin onlara geçici olarak işte işçi vizesi altında bir hizmet sunduğunu söyledi ve hani yaklaşık bunların bedelleri 6000 euro civarında falan. Eğer birileri size bu şekilde geliyorsa yani size şu sözü veriyorsa hani ben sana işçi vizesi sağlayacağım Polonya'da sen bana yeter ki 6000 euro öde. Lütfen böyle şeylere inanmayın. Yani Polonya'da ya da yurt dışında geçici olarak şirket kurmak çok kolay. Ama diyelim ki bu şahıs size geçici kurduğu şirketle bir belge sağladı. Ve siz buraya bir şekilde geldiniz ama daha sonra bu şahıs bu şirkette çalışmayacağınız için ve şahıs zaten size bir iş vaat etmediği için ve artı sizi işçi gösterip vergileri ödemediği için daha sonra bu çalışma izniniz iptal olacaktır ve ülkeden deport dediğimiz ülkeden atılma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden de lütfen bu tarz şirketlere güvenmeyin. Yani şirket kurup açmak çok kolay, işçi getirmek çok zor. Zaten bir şirket işçi vizesi adı altında başvurduğunda bir 2-3 ayın geçmesi gerekiyor o belgeye sahip olması için. Size diyor ki işçi vizesi sağlayacağım. Geldiniz size iş sağlamıyor. Daha sonra da sizin vergilerinizi ödemediğiniz için Polonya hükümeti bu konuda zaten çok hassas. Takip eder ve işçi belgeniz yanar. O yüzden de lütfen bu tarz şeylere inanmayın. Yani size tavsiye ediyorum çünkü yazı arkadaşlarımız var. İşte diyor ki yani evimi sattım, arabamı sattım. Böyle bir şirketle anlaştım. İşte bu kadar para ödeyeceğim. Bu güvenilir mi? Arkadaşlar lütfen böyle şeye inanmayın. Yani böyle şeyler böyle bir şey olsa inanın herkes burada olur. Yani şu an Türkiye'nin yarısı zaten burada olurdu. Hani böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden sizin mağdur olmanızı istemediğim için böyle bir video çekmek istedim. Diyorsanız eğer ben Avrupa'da yaşamak istiyorum. İşte Polonya bu şehirlerden bir tanesi olabilir geçici bir süre için. Ben Polonya'da dil okuluyla gelmenizi ya da gelebilirsiniz yüksek lisansla, lisansla gelmenizi tavsiye ederim. Bence yurt dışına gelmenin en kolay yolu bir şekilde bunu eğitimle kanalize etmek, eğitimle gelmek olduğunu düşünüyorum. Ha bu eğitimle geleceksiniz, İngilizceniz yok nasıl ayarlayacaksınız? Bu konuda danışmanlık veren birçok ajans var. Biliyorsunuz ki ben Polonya'da yüksek lisansıma devam ediyorum ki daha önce de lisansta da buraya gelmiştim. Yüksek lisansa gelirken de kendim iyi bir okul organize edemeyeceğim için çünkü birçok faktör var okul tercih ederken. İşte bütçeniz, nerede yaşamak istiyorsunuz, Varşova mı olacak, Polonya'da başka şartım olacak ya da her okulun beklentileri, her okulun kişiden beklentileri belge olarak farklı. En iyisi bir ajansa çalışmak. Dediğim gibi ben buraya gelmeden önce bir ajansa çalıştım. Hakikaten onları tavsiye ediyorum ki benim verdiğim tavsiyelerle giden arkadaşlarım oldu YouTube üzerinden. Yine bana ajansı soranlar oldu. Onlara tavsiye ettim. Onlar da çok memnun kaldı. O yüzden ben size kendi çalıştığım ajansı tavsiye ediyorum. Piyasaya göre çok da abartan fiyatlar değil. Çünkü bu söz konusu ajans olduğunda, yani işte eğitim danışmanlıkları bazı noktalarda hakikaten artık bundan çıkarcı durumda para kazanmaya çalışanlar var. Hep duyuyorum, arkadaşlarım arıyor. YouTube'dan bana ulaşanlar söylüyor, işte 2.000 euro, 2.500 euroya kadar danışmanlık ücreti isteyen ajanslar var. Bu tür ajansları da tercih etmemenizi öneririm açıkçası. Polonya'da ofisleri olduğu için herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. İşleriniz hemen hallolur. Ki zaten eğer merak edenler varsa da ajansın linkini aşağı koyacağım. Bunu da dediğim gibi bir bağlantım ya da herhangi bir çıkarım ya da bir işbirliğim yok aslında. Tamamen bana gerçekten yardım ederken çok samimi oldukları için ve kendi arkadaşlarımın da benim tavsiyemden sonra memnun kaldıkları için tavsiye ediyorum. Bu video dediğim gibi kısa bir video olacak ki benim söylemek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi lütfen bu tarz, işte size Polonya'dan vize ayarlarım, bana işte şu kadar euro ver, işin değil vizen hazır, işte Polonya'ya gelirsin gibi tarzında yaklaşan insanlara inanmayın ve paranızı kaptırmayın. Çünkü kaptırırsınız. Size dediğim gibi Polonya'ya ya da Avrupa'ya gelmenin en kolay yolu dil okuluyla ve bunu eğitimle kanalize etmek. Ki eğitim yaşı da yok. Yani isterseniz 20 yaşında olun, isterseniz 30 yaşında olun, isterseniz 50 yaşında olun. Bunun bir limiti yok. O yüzden eğer Avrupa'da yaşamak gibi hayaliniz varsa, çalışmak hayaliniz varsa ya da daha iyi eğitim almak için ya da daha kaliteli hayat standartlarına sahip olmak için Polonya dil eğitimi ya da Polonya'da eğitim sizin için doğru seçenek olabilir. Bunun dışında benim söylemek istediklerim bu videoda bu kadar. Yine bir sorunuz varsa, herhangi bir şey merak ediyorsanız Polonya ile alakalı olabilir, dil okuluyla alakalı olabilir, yorum olarak yazarsanız zaten dönerim. Dönmeye de çalışıyorum bütün yorumlara. Bunun dışında hala beni sosyal medyada takip etmeyenler varsa sosyal medya linklerimi de koyacağım tekrardan buraya. Beni takip edebilirsiniz. Umarım sizin için aydınlatıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Lütfen abone olup desteklemeyi unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız. Hoşça kalın.